Geldi. Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi'nde görevi başındayken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden göğüs cerrahisi uzmanı operatör doktor Kamil Furtun, Efeler ilçesinde Aydın Tabip Odası öncülüğünde düzenlenen eylemle anıldı. Saldırıya tepki göstermek için bugün iş üretmeyen doktorlar Aydın Devlet Hastanesi poliklinikleri önünde toplandı. Çeşitli sendika ve sivil toplum örgütlerinin de destek verdiği eylemde açıklama yapan Aydın Tabip Odası Başkanı Doktor Metin Aydın, son bir yılda Sağlık Bakanlığı Beyaz Kod hattına bildirilen şiddet vaka sayısı 11.174. Sağlık hizmetlerinde şiddet diğer tüm iş kollarından 16 kat daha fazla hale geldi, dedi. Bir arkadaşımızı da aramızdan aldı. Sağlıkta dönüşüm yıllardır ölüm getiriyor diye bağırıyorduk, çağırıyorduk. Yeter diyorduk. Maalesef yetkililer sesimizi duymadı. Ve bugün bu noktaya geldik. Öfkeliyiz, isyandayız. Tüm sağlık örgütleri olarak acımızdan dolayı, nefretimizden dolayı bugün iş üretmiyoruz. Alanlarda, sahalardayız. Biz her zaman için sağlık hakkını savunduk. Hasta hakları savunduk. Fakat bizlere sağlık hakkı, hasta hakları bedel olarak ölüm getirdi. Fakat bizler yine de tüm acılarımıza rağmen sağlıkta görev yapmaya, hizmet yapmaya, boynumuz bükük de olsa acımız yüreğinde devam edeceğiz. O amaçla bugün isyanımızı, öfkemizi haykırmak için tüm sağlık örgütleri, tüm siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, meslek odalarıyla beraber isyanımızı dile götürüyoruz. Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi'nde görevli Göğüs Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Kamil Furtun 29 Mayıs 2015 Cuma günü silahlı bir saldırı sonucu öldürüldü. Kendisine Tanrı'dan rahmet, yakınlarına ve tüm sağlık camiasına başsağlığı, sabırlar diliyoruz. Sağlıkta şiddeti lanetliyoruz. Sağlıkta şiddeti lanetliyoruz. Sağlıkta şiddeti lanetliyoruz. Yüreğimiz acı ve öfke dolu. Meslektaşımızın görev yaptığı hastanede hunharca katledilmesini nefretle anıyoruz. Biliyoruz ki bu münferit bir vaka değil. Daha bir ay kadar önce Manisa Salihli'de çalışan doktor Yener Bakan çalıştığı hastanede kurşun alarak ağır yaralandı. Halen hastanede yatarak tedavi görmekte. Son bir yılda Sağlık Bakanlığı Beyaz Kod hattına bildirilen şiddet vaka sayısı 11.174. Biz çok iyi biliyoruz ki bu uygulamadan hiçbir şey çıkmayacağına inanan, Sağlık Bakanlığı ve yöneticilerine güvenmeyen, şiddet görüp de bildirmeyen en az bir o kadar daha sağlık çalışanı var. Ve bugün itibariyle sağlık hizmetlerinde şiddet diğer tüm iş kollarından 16 kat daha fazla hale geldi. Hasta bakmaya, ameliyat yapmaya korkan hale geldik. Çünkü acil servislerde, polikliniklerde, yoğun bakımlarda, hastane koridorlarında, ASM merkezlerinde tehdit ediliyor, saldırılıyor, vuruyor, bıçaklanıyor, öldürülüyoruz. Aydın Devlet Hastanesi'ndeki basın açıklamasının ardından siyah çelenk ve pankartlarla İl Sağlık Müdürlüğü önüne kadar yürüyen sağlık çalışanları, burada son dönemdeki saldırılarda hayatını kaybeden sağlıkçıların isimlerini tek tek okudu. Hayatını kaybeden sağlıkçılar için saygı duruşunda bulunulmasının ardından Aydın Tabip Odası Başkanı Doktor Metin Aydın ve sendika temsilcileri İl Sağlık Müdürlüğü'nün girişine siyah çelenk bıraktı. Alkışa devam edelim.